24'ten iyi günler diliyoruz sayın seyirciler. Kahve molasına hoş geldiniz. Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Ben Beyza Hakan. Türkiye'nin Eylül ayı ihracatı rekor kırdı. Geçen yılın aynı dönemine göre %4.8 oranında artış kaydetti. Ayrıntılar geliyor. Ağustos ayına göre bakıldığında ise artış oranı %28.5 oldu. Böylece Türkiye'nin ihracatı 9. ayda 16.1 milyar dolara ulaştı. Bu rakam en yüksek Eylül ihracatı olarak da kayıtlara geçti. İthalat rakamları incelendiğinde ise Eylül'de yıllık artış oranı %13.32 oldu. 20.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde dış ticaret açığı da 4.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %76.6 olarak gerçekleşti. Rakamları açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat rakamları pandemi etkisinden toparlananın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit ediyor, dedi. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, 3. çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır ifadelerini kullandı. Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının da Eylül ayında %90.9 seviyesine ulaştığına dikkat çekti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması piyasalar açısından da bir numaralı gündem maddesi oldu. Bu haber akışı sonrasında küresel borsalarda sert satışlar yaşandığını belirtelim ve rakamlardaki son durumu şimdi ekranlarınıza getirelim değerli izleyiciler. Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi haftanın son işlem gününde 1146 seviyesinden işlem görüyor şu saat itibariyle. Ve kurlar tarafına bakacak olursak doların 7.7588'den işlem gördüğünü söyleyelim. Yükseliş var ve avro 9.10-19 seviyesinden işlem görüyor sayın seyirciler. Doların hafif düşüşte olduğunu görüyoruz. Altın cephesinde durum ne? Dünden bu yana özellikle altını konuşuyoruz. Gram altın 475 lira 56 kuruş, çeyrek altında 777 liradan satılıyor. Peki onsta durum ne? 1906 dolardan işlem gördüğünü söyleyelim altının onsunun. Petrole bakıyoruz. Brent'in varili 39.58 dolardan işlem görürken son olarak faizler tahvil %13.02 ve repo %10.77. Rakamlarda durum böyle. Birazdan üzerine konuşacağız. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le. Ve bir indirim haberi. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzinin litre fiyatına da indirim bekleniyor. Talep endişeleri, OPEC'in üretim artırma kararı ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının etkisiyle son bir haftada Brent petrolün varil fiyatında %6'dan fazla düşüş yaşandı. Yaşanan gelişmelerin ardından benzinin litre fiyatında da 15 kuruşluk indirim beklendiği açıklandı. Anadolu Ajansı enflasyon beklenti anketini yayınladı. Ankete katılan ekonomistlerin Eylül ayı enflasyonuna yönelik öngörülerinin ortalaması %1.38'lik artış oldu. 14 ekonomistin katıldığı ankete göre Eylül ayı için enflasyon beklentileri en düşük %0.94, en yüksekse %2.10 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin enflasyon beklentilerinin ortalaması da %1.38 oldu. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise %11.86 olarak kayıtlara geçti. Tahminler %10.90-13.40 aralığında yer aldı. TÜİK Eylül ayı enflasyon rakamlarını pazartesi günü saat 10'da açıklayacağını belirtelim. Tüketici fiyat endeksi Ağustos'ta bir önceki aya göre %0.86'lık artış göstermişti. Ekonomi gündeminden diğer gelişmeler için kısa bir haber turuna çıkıyoruz şimdi. Uluslararası para fonu yetkililerinden yeni bir uyarı geldi. Pandeminin borç seviyelerini yeni zirvelere taşıdığına dikkat çeken IMF, devletlerin borçlarının yapılandırılmasında reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı. 2021 ortalama borç oranlarının gelişmiş ekonomilerde gayri safi yurt içi hasılanın %20'sine yükseleceği öngörüsü paylaşıldı.
Covid-19 salgını nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizlik ve riskler petrol piyasasını etkilemeye devam edecek. Açıklama petrol ihraç eden ülkeler örgütü genel sekreteri Muhammed Barkindo'dan geldi. Barkindo bu durumun ekonomik toparlanma hızını da etkilediğini belirtti. Amerika'da geçen hafta işsizlik maaşına başvurular beklentilerin altında kaldı. Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 837 bin kişi daha işini kaybetti. Böylece salgının etkili olduğu Mart ayından bu yana Amerika'da işsizlik maaşına başvuranların sayısı 70 milyonu aştı. İsveçli giyim şirketi H&M pandemi krizinde online alışverişe artan talep nedeniyle birçok mağazasını kapatacağını duyurdu. İnternetten yapılan alışverişler sayesinde 3. çeyrekte şirketinden beklenenden daha az zarara da uğradığı vurgulandı. Gündemden gelişmeler böyle. Şimdi ayrıntılarını konuşacağız. 24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir'le. Hoş geldiniz Sadi Bey. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle ihracattaki Eylül rekoruyla başlayalım. Bizden haberle başlayalım. Evet. Aylık bazda artış %28'in üzerinde, yıllıkta ise %5'e yakın bir ihracat artışı yakaladık. Siz nasıl değerlendirirsiniz tabloyu? Şimdi tablo giderek düzeliyor. Yıl içinde pandemi aylarından artık sıyrıldık iyice. Geçen aya göre artış oranı çok yüksek. Ama biz her zaman elma elma kıyaslıyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre, yani 2019'da pandemi yokken, ona göre de artış var. Ve aslında bütün Eylül aylarına baksak en yüksek rekor. İşte 16.1 milyar dolarlık ihracat. Bir ayda yaptığımız ihracat. Detayına baktığımızda da içinde özellikle altını çıktığımızda, ki Sayın Bakan onu belirtmiş, %90'ın üzerinde ihracatın ithalatı karşılama oranına ulaşıyoruz. Artık enerjiden bahsetmiyoruz. Enerji olsa bile neredeyse dış ticaretimiz denk gelecek. Tabii altın bir değerdir. Hep konuşuyoruz bunu. Bir ürün olarak kayda geçiyor ama diğer ürünler gibi tüketilip çöpe atılmıyor. Dolayısıyla bir zenginlik aslında. Ya orada pozitif bir şey var. O noktayı koymaya çalışıyoruz. Onun dışında baktığımızda otomotiv ikinci sıraya inmişti, lokomotif sektörümüz. Şimdi tekrar birinci sıraya yükseldi. Çünkü küresel olarak otomotiv pazarı düzelmeye başladı. Dolayısıyla oradaki üretimimiz tekrar, kapasite kullanım oranı da arttı, ihracatı da arttı. Onun dışında güzel olan bir şey daha var. 1676 firma ilk defa ihracat yaptı. Yani ihracatçı ordumuza bir ayda bu kadar yeni firma katıldı. Dolayısıyla ihracatın tadını aldılar diyelim. Bu her ay artıyor zaten. 207 ülkeye ihracat yapmışız. Bunlar çok güzel gelişmeler. İnşallah, hep temenni ediyoruz, şu son 3 ayda salgınla ilgili başka bir senaryo olmasın. Bizim de özellikle dövizle olan ihtiyacımız bu seviyelerden artık iyileşerek devam etsin. Çünkü ihracat, evet, böyle performansı yüksek olsun. Dolayısıyla ihracatla ilgili bu kadar söylemiş olalım. Bir de kilogram değeri 10 dolardan fazla olan ürün ihracatımızın miktarı da ciddi şekilde artmış durumda. Bunları söyleyebiliriz ihracatla ilgili. Bugün hem dünya gündeminin hem de ekonomi gündeminin manşeti, biz de söyleyelim, Trump'ın pozitif, dolayısıyla piyasalarında negatif olması. Siz doğru, ne diyorsunuz? Evet, esprili bir başlık atmış. Evet, ama somut olarak da tablo doğru. Böyle. Piyasalar aslında öyle olması da döndü. İnsani açıdan iyi. Çünkü sonuçta Trump'ı sevmeyenler çok ama neticede bir ülkenin başkanı ve aslında ekonomik açıdan düşündüğümüzde, istihdam açısından düşündüğümüzde Amerika için söylüyorum, başarılı bir ekonomik performans göstermişti. Covid dönemi hariç. Etkilendi piyasa. Mesela altın yönünü ons değerde hafif yukarı çevirdi. Dolar iki şeye bakıyordu. Pardon, önceden bir şeye bakıyordu. O da yeni Covid teşvik 2.2 trilyon dolarlık olacak mı olmayacak mı? Temsilciler Meclisi'nden geçti ama Senato'dan geçmez diye bakılıyor. Şimdi bunun üzerine Sayın Trump ve eşinin Covid pozitif çıkması var. Seçime de çok az kaldı. O seçim sonuçlarını etkiler mi?
Acaba negatif mi etkiler, pozitif mi etkiler? Yani Biden'ın kazanmasına mı yarar, Sayın Trump'ın kazanmasına mı yarar? Bunu tartışacaklar önümüzdeki günlerde. Dolayısıyla piyasalar şuna oynuyor. Sayın Trump'ın ekonomik performansı iyi olduğu için o çekiliyorsa, kaybediyorsa piyasalarda negatif bir hava oluşuyor. Bu pozitif çıkmasıyla oluşan da o zaten. Baktığımızda işte dolar malum hem diğer konuyu takip ediyor hem de bunu takip ediyor. Küresel olarak borsalar negatif tepki verdi. Evet, bizim borsamız yukarıda ama bu tabii Sayın Trump'la ilgili değil. Benim bir süredir anlatmaya çalıştığım normalleşme adımları ve bugün az önce ihracat rakamından bahsettik. Stresi atlatan bir performansımız var. Borsa aslında yatay sayılır ama yine de bir miktar pozitif. Faizde yine geri çekilme devam ediyor. O da güzel bir şey bizim açımızdan. Altın onsta yükseldiği için dolar tarafında da hafif TL'ye karşı yükseliş olduğu için yine altında da fiyat yükselişi var. Haftayı iyi tamamlıyoruz. Yani bu hafta gerçekten hem borsa için hem faizler için hem de normalleşme adımları açısından güzel bir performans oldu bizim piyasalarımız açısından. Amerika Birleşik Devletleri halkı şeyi sevmez değil mi? Hani bir cümle onu da sorayım. Ajitasyonu sevmez. Yani daha doğrusu şöyle genel bakarsak güçsüzü sevmez. Güçlü lider ister. O yüzden Covid-19 olması işte hiçbir olumlu sanki karşılık bulmazmış gibi. Zaten sağlık durumu iyi. Hani muhtemelen atlatacak. Herhalde şöyle de olacak. Eğer bu 15 gün sürecekse, daha fazla sürmeyecekse, seçimden bir hafta önce falan gayet sağlıklı bir şekilde seçmenin karşısına çıkacak. Biliyoruz bakalım. Öyle. Benim şahsi fikrim böyle olursa pozitif etkiler. Peki gelecek hafta piyasaların gündeminde hangi başlıklar yer alacak Sadi Bey? Gelecek hafta biz pazartesi günü enflasyonumuzla başlayacağız. En önemli konumuz o. Çünkü faiz tarafı işte çok konuşuldu. Reel faiz mi var? Hani enflasyonla sonuçta enflasyonu faizden çıkardığımızda verilen faiz, reel faiz. Oradaki beklentimiz de şu, işte az önce Anadolu Ajansı'nın siz anketini haber olarak okudunuz. 1,5'a yakın, 1,30 ise yıllıkta 12'nin üzerine çıkacağız. Çünkü Eylül ayı, 2019 Eylül ayı 0,99'du. Dolayısıyla şimdi 1,5 girerse, yani o çıkar bu gelirse bu kadar biraz yükselmiş olacak. Ama sürpriz bir şey olabilir mi? Daha düşük olabilir mi? Ya da daha yüksek olabilir mi? Şu an için biraz tahmin etmek zor. Ama ortalama beklenti demek ki birin üzerinde. Çok da sarkmış olmayacak. Sonraki ay daha rahat olacak bizim için büyük bir ihtimalle. Yine bir not koyalım. Beklenmedik gelişmeler olmazsa. Çünkü Ekim ayı %2 idi. 2019'da. Dolayısıyla sonraki ay bir çıkarsa tekrar 11'e döneceğiz. Dolayısıyla enflasyonla ilgili hem önümüzdeki hafta açıklanacak, pazartesi açıklanacak Eylül hem de şu bir ay içinde enflasyonla ilgili hikayede kötü bir beklenti yok. Yok diyorsunuz. Peki Sadi Bey altında durum ne olur? Altında eğer Amerika'daki iki faktör yani başkanın durumu ve bu 2.2 trilyon dolarlık yeni Covid teşvik paketi Senato'da kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Bu iki faktöre bağlı olarak doların değeri hareket edecek, fiyatlama olacak. Doğal olarak ons dolar değeri de altın ons dolar değeri de ona göre hareket edecek. Ama şunu söyleyebiliriz, artık Covid tarafında sanki tedavi ya da aşıyla ilgili daha pozitif bir öngörü var. Bulaşık sayısı yani artmış olsa da eskisi kadar vefat olmuyor. Bu herhalde tedavi yöntemlerinde de gelişmeler olmuş. Daha doğru tedaviler uygulanabiliyor. Bir de diğer konular gerçekleşirse altın geçen haftaki konuklarımız da öyle söylediler. Daha orta ve uzun vadede bakmak lazım. Kısa vadede bir rally olur mu? Çok farklı gelişmeler olmasa kısa vadede bir rally beklenmiyor. Bizim bölgemiz ve bizimle ilgili konulara da bakmak lazım tabii. Çünkü dünyadan ayrı olarak Avrupa Birliği bize yaptırım uygulayacak mı? Ki zayıf bir ihtimal gözüküyor bu. Avrupa Birliği'nden bir yaptırım kararı çıkması. Azerbaycan-Ermenistan süreci başka bir şey olacak mı?
Bütün bunlar da önemli. Bunlarla da alakalı. Yani biz bir taraftan ekonomik olarak adımlarımızı, performansımızı geliştiriyoruz. Ama tabii diğer gelişmeler de Türkiye'nin sonuçta entegre bir ekonomisi var. Önemli. O yüzden bir süre daha böyle stres içinde yaşayacağız, öyle anlaşılıyor. Peki, teşekkür ediyoruz Selvi Bey. Sağolunuz. Bitiriyoruz efendim kahve molasını. Saat başından itibaren 24'teyin Helin Aslan'ın sunacağı moderatör kuşağıyla devam edecek. Pazartesi günü aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle şimdiden sağlıklı hafta sonları.